Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Phaeonopsis fugaxlar, son durum. 3 tane tüp var. Toplam 4 kraliçe var. Normalde 5 kraliçeydi. Videonun ilerisinde göreceksiniz bir tane kraliçenin olduğunu. Normalde şu tüpte 2 tane 3 tane kraliçe vardı. Yani üçlü bir multi queen denemesi yapmıştım. Ama olmadı. Bir tanesi ayrılmak zorunda kaldı. Daha doğrusu öbür ikisi ona savaş açtığı için bir tanesini ayırdım. Bir de çekilişte vereceğimiz var. Onun da son durumunu göstereceğim. Bir de çekilişle ilgili bir şey söyleyeceğim. O zaman şimdi ayırdığımla başlayıp sonra multi queen'e, sonra da çekilişle ilgili olan kraliçeye geçelim. Bu ayırmış olduğum kraliçeydi arkadaşlar. Şöyle netlesin. Bayağı bir yumurtası var. Yani bunlar savaş açıldıktan sonra ayırdığımdan beri bayağı bir yumurtladı. Şöyle göstereyim. Larvaları var mı bilmiyorum. Yani açıkçası krematogaster'lardan sonra larva ile pupayı ayırt edemiyorum ben küçük türlerde. Sanırım bir iki larvası var. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Larvaları var arkadaşlar. Bu krematogaster'larda larva zannetip sonra onların sararıp işçisi çıktığından beri açıkçası ben larva pupa ayrımı yapmıyorum. Yeter ki yumurtaları olsun. Yani zaten şurada bir tane larva görünüyor. Elimi koyduğum yerde. Bayağı bir yumurtası var. Bunun son durumu buydu. Şimdi geçelim multi queen'e. Savaş açtıktan sonra ben ayırdım. Çünkü tutsaydım bunu öldürürlerdi büyük ihtimal. Netlesin. Ve sonradan olan bir gelişmede 3 tane kraliçe çıktığını fark ettim. Yani daha doğrusu dışarıdan bakıldığında 3 tane kraliçe gördüm. Sonra bir yarımlık gördüm. Daha doğrusu birinin bir kafa, bir de abdomen gördüm. Demek ki sonra anladım. Kraliçe bir kraliçeyi öldürmüş ve onu yemiş. Şöyle göstereyim. Şu bir tane kraliçenin kafası ve sırtı. Şurada da abdomeni var. Şöyle netlesin göstereyim. Abdomenini yemiş galiba ya. Niye netlemedi anlamadım. Heh. Abdominde evet orada duruyor. Yumurtaları, evet yumurtaları da var bayağı arkadaşlar. Orada yumurta topluğu var bir tane. Netlesin göstereyim. Niye netlemedi anlamadım ama birazcık daha uzaklaştırayım. Şu an netlese de zaten bir şey görünmüyor. Evet orada şu an görünüyor kraliçenin hemen altında. Ya zaten kraliçenin abdomeni normalden daha şişik öbür kraliçeyi yediği için. Umuyorum işçileri daha hızlı çıkar. Şöyle biraz uzaklayayım. Evet netledi. Yumurtalar görünüyor altında. Pek bunu netleyemedik açıkçası. Ama olsun.
Neyse, yumurtaları göründü ara ara. Şöyle. Neyse, daha fazla bununla uğraşmayalım. Bunun da yumurtaları var. Bir kraliçe bir kraliçe yedi. Ya bu yüzden açıkçası bir daha Multi Queen dener miyim? Ya bir iki defa daha denerim. Ama 2-3 kraliçe ile değil de hani 4 kraliçe, 5 kraliçe öyle bir deneme yaparım. Neyse. Yani bilmiyorum yapar mıyım, o da tam kesin değil. Şimdi geçelim çekilişte vereceğim kraliçeye. Dün yumurtladığını gördüm. Sırtında yumurtasını taşıyordu. Şöyle ama ben bir bakayım. Evet, orada iki üç tane yumurta görüyorum ben ama pamukların tam neredeyse yanında olduğu için süper bir netleme yapmak gerekir. Yani kraliçe de yumurtladı. Ondan bahsedeyim ben. Evet, daha yakını netlemiyor. Bir elimi koyup deneyeceğim. Tamam, bir türlü netleyemedik. Ama olsun. Ya ben yumurtalarını gördüm. Ama sırtında bir tane yumurtasını almış taşıyordu. Yani ağzında değil, sırtına koymuş bir şekilde taşıyordu işte arkadaşlar. Şu anda evet orada görünüyor aslında da size nasıl gösterebilirim? Tam kraliçenin altıyla pamuğun orada. Şu minik su damlacıklarının hemen yanında, sağında. Kraliçenin kafasıyla abdomenin tam ortasında. Neyse tamam. Bunun da son durumunu gördük. Yani hepsi yumurtladı. Ama sanırım şu anda aralarındaki en iyi durum bu kraliçenin. Hem bayağı yumurtası var. Ama kilo olarak yani artık ağırlıkları olarak en iyi şu durumda. En iyi durumdaki bu. Çünkü bir kraliçeyi de yediği için daha tok ve daha iyi besleyeceğini düşünüyorum ben. Bir de çekilişle ilgili değinmek istediğim bir konu var arkadaşlar. 8 Ekim'de çekilişin son günü, yani katılmak için son gün arkadaşlar 8 Ekim. Ayın 10'unda da, yani 10 Ekim'de de çekilişin videosunu çekeceğim. Yani kime çıktığını o zaman göreceğiz. Yani ayın 10'unda çekilişi yapıyoruz. Katılmak için son tarih ise 8 Ekim. Neyse, daha fazla uzatmaya gerek yok. Açıklamada da yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınız benim için değerli. Yorum yaparsanız sevinirim.